Merhaba sayın meslektaşlarım. Bugün sizlere akümülasyon tankı ile kazan kapasitesini küçültüp büyütebilir miyiz? Bununla ilgili bir eğitim videosu çekiyorum. Bu eğitim videomuzda duvar tipi yoğuşmalı kazan, tek bir kazan bir eşanjörü ısıtıyor. Eşanjör de akümülasyon tankımızı ısıtıyor. Boilerlerin yerine akümülasyon tankı da kullanılmaktadır sayın meslektaşlarım. Akümülasyon tankında eşanjör kapasitesini ve tankın kapasitesini siz belirleyebilirsiniz. Burada siz özgürsünüz. Ama boilerlerde serpantin gücü standart olduğu için firmadan firmaya değişkenlik gösterdiği için boilerde tamamen her şey sizin elinizde değil. Ama akümülasyon tankı yapıldığında sistem biraz daha karmaşıklaşıyor ama istediğiniz gibi tasarlayıp kazan kapasitesiyle oynayabilirsiniz. Eğitimimiz tamamen bununla ilgili olacaktır. Her mühendisin tasarımı farklı olduğu gibi benim de tasarımım farklı olabilir. İnternette şu an en çok olan akış şeması bu. Bunu aldım. Burada bununla ilgili bir yol izleyeceğiz. Şimdi örneğimiz 3 katlı bir butik otelimiz var. 4 kat 4 tane her katta duş var. Toplam 12 adet duşumuz var. Bu otelin bir akümülasyon tankını tasarlayalım birlikte. Alternatifleri de sunalım. Sizlere fikir vermesi için daha güzel projelerinizi tasarlamak için kendinizi geliştirebilirsiniz. Şebekeden su geliyor. Duşlara gidiyor. Duşlardan geçerken işte check valve ve pislik tuşu koyacağız su geri tepmesin diye. Sıcak su olacağı için sistemde genleşme olacak. Bu tarafa bir akümülasyon tankını korumak için, sistemi borusunu korumak için bir tane genleşme tankı koyuyoruz. Çalışmadığı durumlarda ısınacak suyu genleşecek. Burada sirkülasyon pompası koyuyoruz. Bu su soğuduğunda kullanım bittiğinde burada 50 örnek veriyorum 45 derece set dedik. Bu 45 derece altına düştüğünde hemen çalışsın, geri tekrar 45 yapsın, dursun. Yani bu set aralığını tamamen siz verebilirsiniz. Burada bir panosu olacak, pompaya dur kalk vereceksiniz. Bu tarafa 3 yolu motorlu vana koymadım. Çünkü neden? Tek bir kazan. Kazanın kendi içinde otomasyon olduğu için, işte kazanları istediğiniz sıcakla set ettiğiniz için bu kazan duracaktır. Yani eğer ısıtma sistemi olsaydı buraya bir 3 yollu motorlu vana koyacaktık. Yani tamamen sistemi de özetleyeyim ki sonra sıkıntı olmasın. Çünkü tamamen sistemler farklıdır. Yani buradan soğuk su giriyor, hem bu tarafı dolduruyor, hem de bu taraftan eşanjörün üstünden geçerekten tankımızı sıcak su olarak geliyor. Buradaki eşanjörü tasarlayacağız sayın meslektaşlarım. Bu eşanjörün kapasitesini büyütüp işte tankı büyütüp kapasiteyi küçülteceğiz. Yani bunun mantığını anlatmaya çalışacağım. Şu an burada bunun hesabını yapalım. Buradan şöyle ben projemin içinde şöyle bir Excel vardı daha önceden. Bu Excel'i daha önceden ücretsiz olarak paylaşmıştık. Aramalardan Hidrofor Boiler Süper Hesap diye bakabilirsiniz. Şimdi biz hesabımızı yapmak için burada hidroforla işimiz yok. Ben buradan akümülasyon tankı boiler hesabı buraya geldim. Buradan 20 yataklı otel. 20-50 arası otel şeklinde gidiyor. Yani 20 yataklıya kadar bunu seçebiliriz. Eş zaman faktörü 0,4 olacaktır. Yani eş zaman faktörü nedir? Aynı anda 10 kişi giriyorsa 4 kişi kullanacak. 12 kişi giriyorsa 5 kişi kullanacak anlamı taşıyor. Şimdi evye ile duşla işimiz yok. Sadece duşlarla işimiz var. Buradan duşumuzu kaç adet gireceğiz? 12 adet duş var. Toplam 1200 litre su ihtiyacımız var. Eş zamanla çarpılmış hali. 1200 litre yani saatte 1200 litre bölü H
su ihtiyacımız var saatlik. O zaman buradaki boru çapını da, sıcak su boru çapını da, yani buradaki litre bölü h'ı 12 litre bölü h'ı metre küpe çevirip buradan hızı 1 metre bölü saniye olarak da sıcak suyu seçebilirsiniz. İsterseniz yük birimine de gidebilirsiniz. 12 litre bölü h. Buradan devam edelim. Şimdi bizim tek serpantinli, çift serpantinli boilerle işimiz yok. Şimdi akümülasyon tankını 1 saatlik için tam kapasitede çalıştırılmasını istiyoruz. Şimdi tankımı burada istediğim gibi ayarlayabilirim. Bu şimdi burada kazan küçültmeye gitmiyorum. İlk hesabım bu. Yani 1200 litreyi tamamen karşılamak. Şimdi şu bölümü arkadaşlar ben keseyim. 1200 litre artık şeyimiz çıktı, kapasitemiz çıktı. Alternatifleri çalışacağız. Yani şunu şöyle, şunları da siliyorum. Şuraya karışıklık vermesin artık. Tamam, şöyle dursun. Şimdi şu sensörleri de siliyorum. Şimdi bunlarla da işimiz yok. Tamamen işin mantığını anlatmaya çalışacağım. Şimdi ihtiyacımız ne? 1200 litre bölü H. Yani saatlik. 1200 litre bölü H. Saatlik ihtiyacımız. Şimdi 1200 litre bölü H saatlik maksimum ihtiyacımız yani olacak yani burada. Litre bölü H. Burada devam edelim. Şimdi 1200 litre ya sayın meslektaşlarım. Şimdi ben burayı bu depolama. Çünkü hazır bir su olacağı için ben burayı ne seçiyorum? Bakın. Şuradan örneğin 200 litre bir tank seçtim. Yani şurası işin mantığını şemalar üzerinden anlatmak çok güzel oluyor. Burayı 200 litre seçtim. 200. O zaman hazır bir su yani 200 litre seçince 200 litre benim hazır bir suyum var. Hazır bir suyum oldu mu? Yani nasıl bir hazır suyum oldu? Sistem çalışmadığı zaman gece ve gündüzlerde burada bunu ısıtarak depoladı. 200 litre suyum var akümülasyon tankında. O zaman benim buradaki yani bunu çalışmadığı durumda depoluyor. Buraya 1000 litre H ne seçebilirim? Seçeceğim. Buradan su geldiğinde 1000 litre bölü H'ı üretebilecek kapasitede olması gerekir. Yani anlatabildim mi? Bu eşanjörün. O zaman burayı bu eşanjörü ne seçmem gerekir? 1000 litre bölü H'ı karşılayacak bir kapasitede olması gerekir. O zaman buradan 200 litreyi yazınca kalan litreyi buraya ekledi. 13,37 kava. Burada tabii %15 emniyetini de çarparak koyduk. Ha delta özür diliyorum. Sıcaklık farkını yapmamız gerek. 10 gelip 50 çıkmasını istiyoruz. 40 derece sıcaklık farkımız var, tamam mı? 53,48 kava. Biz bunu 53,48 kavayı şuraya yazalım. 53,48 kava olacak. Yani burası. Kazanımız da bu kapasiteyi karşılayacak olduğu için burayı da yukarı yani %5 emniyetle ya da işte seçerseniz 55 kavalık bir kazan seçmeniz gerekir. Şimdi sistem bu. Bir alternatif bir. Bak alternatif bir. Alternatif 1. Şimdi devam edelim. Şimdi bu tankı büyütmek istiyorum. Yani bu tankı büyütmek istiyorum. Ve kazanımı da küçültmek istiyorum. Bunda nasıl bir yol izleyebilirim? Tankı büyütüp kapasiteyi düşürmek mi istiyoruz? Şimdi sayın meslektaşlarım 1200 litreyi karşılayacak bir tankı tamamen seçip bakın
Şurayı hani saatte 1200 litre ya. Alternatif 1. Şimdi alternatif 2'yi de şöyle yapalım. Şimdi şurayı tamamen 1200 litre yapalım. 1200 litre. Şimdi 1200 litre benim bu şimdi burayı depo yaptık ya, tamamen full seçtik. 1200 litre ihtiyacı full seçtik. Benim bu kazan, yani şimdi geceleri 4 saat 5 saat hani böyle gece boyunca ve gündüz boyunca da 4 saat 5 saat bir dinlenme olabilir mi? Olabilir. Biz burayı bu 1200'ü sayı meslek seçtim. 1200 litre bölü haşı saatte, yani 3 saatte ısıttığını varsayalım. 3 saat boyunca ısıtırsa o zaman şuradaki ihtiyaç, yani saatlik ısıtma debimizi, yani ısıtma debimizi şurayı 3'e böyle, yani 3 saatte şey yapılmasını istiyoruz. Bakın şöyle şuraya yazalım. Gece ve gündüz. Gece veya gündüz 3 saat kullanılmadı. Değil mi? Yani 3 saat boyunca kullanılmadığını düşünelim. Banyoların. Şimdi bu 3 saatte ben ne yapabilirim? Şuradaki yani eşanjörümü, debisini bölü, ya burayı tam kapasite seçtik biliyorsunuz 1200 litreyi. Burayı 3'e böldüğümde şöyle, burayı 3'e böldüğümde şurayı saatlik ne göndermem gerekecek? 400 litre bölü H debi göndereceğim saatlik. 400 litre bölü H debi ısıtacağım. Şimdi o zaman 400 litre bölü H debi ısıtırsam burası da 400 olacak otomatikmen. Ne oluyor? Suyu depoluyorum yani. Tanka depoluyorum bu sefer. Saatler öncesinden hazırlıyorum. Şimdi bu duruma göre hesabımızı yapalım. Şimdi ne olacak? Buradaki 1200 dediğimiz değer, burayı da kırmızı yapalım. ...1200 dediğimiz değer aslında 3 saat dediğimiz olay şu. 3 saatte ısıtmasını istiyoruz. Yani şuraya 3'ü yazdığımda burası, yani 1200'ü buraya tam yazın sayın meslektaşlarım. 3 saatte ısıtmasını istiyorum. Tabi burada emniyetini koymamışız. Şuradan da emniyetini de koyalım. 1.15. %15 emniyet koyuyorum. 21. 21.39 kW. Yani şurası 21.39 kW olarak seçebilirim. Fark ettiniz mi? 21.39 kW. O zaman burayı da 24 kW'lık bir kombi seçebilirim. Yani depolama mantığı. Eğer bu saatiniz 4 saate çıkıyorsa daha düşük de seçebilirsiniz. Büyük sistemlerde tamamen bu yorumu yapabilirsiniz. Yani gece veya gündüz 3 saat kullanılmadı. 3 saati ben ısıtma için kullanmak istiyorum yani. Bu tamamen ilden ile değişir. Otelden otele değişir. İşte Antalya'da bir otelse gündüzde kullanılıyorsa bunu analizlerini yapmak lazım. Gidip müşterilerle iyi konuşmak lazım. Özel çözümler üretmek lazım. Burada tamamen mühendislik sınırsız. Yani sonu yoktur. İsteğe göre çözümler üretmek lazım. Yani bu işi tamamen siz değerli makine mühendisi meslektaşlarımın çözmesi gerekir. Bakın alternatifli olarak çözdük. Yani 200 litrelik bir akümülasyon tankı da seçtik. 1200 litrelik akümülasyon tankı da seçtik. Ben burada saatlik kapasitede ani yük karşılamasını istiyorum. Mesela bu nerede çıkabilir? Bu nerede olabilir? Ya bu sakin olan bir yerdir. Oteldir, butiktir. Bunu uygulayabilirsiniz. Kazan kapasitesini düşürmek istiyorsunuz. Bunu uygulayabilirsiniz. Ama yurtlarda, özellikle KYK yurtlarında mesela akümülasyon tankı hem yer sıkıntısı çıkacaktır. Mesela öyle ihtiyaçlar oluyor ki akümülasyon yurtlarda. Misal örnek yapalım. Şimdi yurtta 1200 kişilik yurt olduğunu düşünelim.
KYK yurdunu. Tabii o KYK yurdunun özel şartnamesi var. Bir de onu bakmanız gerekir. Burası biraz uymayabilir. Onların yurtları varmış. Bu 250 litre değil sayın meslektaşlarım. Yanılmıyorsam kişi başına mesela KYK için konuşalım. KYK yurtları için 340 litre istiyor. Yani öğrencilerin daha çok su kullandığını, içeride durduğunu herhalde analizleri yapılmış. Dediğim gibi bu durumlar özel. Tamamen 1000 kişilik bir yurt düşünün. 1200 kişilik. 1200 kişilik bir yurt düşünün. 1200 kişilik bir yurt düşündüğünüzde bakın 163.200 litre suya ihtiyaç var. Yani çok ciddi bir suya ihtiyaç var. Yani gördüğünüz gibi 163 tondan bahsediyoruz. 163 ton bir ihtiyaçtan bahsediyoruz. O zaman şu yönteme gidebiliriz burada. Misal 5000'lik seçebiliriz. 5000'lik tank seçip ya da iki tane bir tane tank seçip gerisini eşanjöre yükleyebiliriz. Yani çünkü orada yer sıkıntısı olacak. Geriye 150 ton litre su şeyi kalıyor, ihtiyacı kalıyor. Bunu yani 150 tonluk tankı yerleştirecek yeriniz olmayabilir. Misal bu örneği hemen şu aşağı şey yapalım. Şöyle alternatif 3 diyelim. Şurası tabii böyle tasarım böyle olmayacak. Bu gerisi farklı olacak da. Burayı baz almayın. Yani şu bölümü sayın meslektaşlarım. Şimdi örnek için çok saçma olacak. Çünkü burada duvar tipinden kaskat da yapılabilir. O da olabilir. Yani böyle kaskat da yapılabilir. O da olabilir. O sıkıntı değil ama yer tipi kazana geçecektir orada. Yoğuşmalı kazanlar var. Ya da büyük doğalgazlı kazanlar var. Birbirleriyle onlara geçecektir. Tamamen orada şurayı yani eşanjörden öncesini özel tasarım olarak kabul ediyorum. Yani orayı şurayı bu proje için baz almayın. Sadece değerleri baz alın. Şimdi baktığımızda 158 bin yani 5000 kullandığımda 5000'i depoladım. 5000 litreyi. 158 bin şöyle 158 bin 200 litre. Yani az değil. Bakın sayın meslektaşlarım saatte bakın. Saatte bundan bahsediyoruz. 5 tonunu depoladım. Esas ihtiyacımız şöyle. Esas ihtiyacımız şurada 5'i koyduğumuzda esas şuydu. 163.200'dü. Şurası. 163.200. Yani hazırda 5000 litre tutuyorum. Bu da ne işe yarar sayın mesleklerim? Pik yükler olur. Ani yüklenmeler olur. Bu da çok işe yarıyor. Eşanjörü de burada biraz büyük seçmek gerekiyor. Zaten %15 emniyet de seçeceğiz. Bakın burada 158.200. Zaten bakın 158 milyon bakın. 8 milyon kapasite az değil bakın. 8 milyon kapasite. Ben burada 1200 kişi 1000 kişilik yurt dedim de bu biraz daha düşecektir. 1200 banyo düşündük burada. Şimdi 4 kişilik odalar olunca bu 400'e falan düşecek misal. Örnek veriyorum. 1000 kişilik yurtta 400 banyo vardır. Burası 1200 yataklı bir yurt olarak düşünelim yani. Tamam mı? 1200 yataklı yurdun 8 milyon kapasitesi. Yani 8 milyondan bahsediyoruz arkadaşlar. 8000 kava yani. Yani emniyet de seçildi. Bunun emniyetini tabii yüzde büyük bir sistem olduğu için %15 değil de bakın büyüdükçe sistem biraz %5'lere falan çekin. 7000 yani 8000 kahve işte 7726. 7000 7726 kahve eşanjör koyacaksınız. Belki burada bir eşanjör yetmeyecek. 2 3 4 tane eşanjör koyacaksınız. Dediğim gibi tasarım değişecek. Belki 5000'lik boiler değil de 10.000'lik koyacaksınız. Yani bu ben sadece örnekleri veriyorum. 5000 az olur da İşte %10'unu koymaya çalışalım yani. %10'u ne yapar bunun? 16 ton. 16 tonluk bir eşanjör koymaya şey o akümülasyon tankı koymaya çalışalım. Yani burada mantık bu. Tamamen işin mantığı bu. Burası da 8000 kavalık bir kazan seçeceksiniz. Burada tamamen fikir vermeye çalıştım. Kazan kapasitesi büyütme ve küçültme. Burada kazan kapasitesi de küçültülebilir. Yeri varsa alternatif 3'ü burada tamamen 150 tonluk bir yani onu da şöyle yaparsak 150 tonluk bir boiler seçebilirsin. Bir dakika.
Alternatif 4 diyelim. Biz bunu yurtlar için konuşuyoruz. Şimdi 163 bin şöyle kapasite var. Aynı şekilde 163 bin burada şey var. Ben bunu 163 bin litreyi 4 saat çalışmadı, 5 saat çalışmadı, 5 saat aldık yani örnek veriyorum 163 bin 200 bölü 3. Tabii bu sefer akümülasyon tankını 163.200 litre seçmemiz gerekiyor. Bu arada onu dikkate alın. Ben buradan 163.200'ü 4'e bölmek istiyorum. 4'e böleceğim. 4'e bölelim. Ne çıkar? 163.200 bölü 4. 40.000 40.800 litre. Bakın 40.800 litre burada suyu hem döndüreceğim. Onu da işte pompayı da buna göre seçiyorsunuz işte. Buradaki litre çok önemli. Yani bu pompanın debisi buradaki litre olacak sayın meslektaşlarım. Onu da baz almış olun yani. Yani 40 metreküp. 40 metreküplük bir pompa yapıyor. Burası bu eşanjörü 40.800 litre bölü haşa göre tasarlayacağız. Mesela burada 40.800 litre bölü haşa göre şurada mesela 4 saat düşündüğümde 2000 kVA'ya düşüyor. Yani 2 milyonla burayı 2000 kVA'yla yaklaşık olarak 2182 kVA'yla burası da aynı 2182 kVA'yla bu işi çözebiliriz. Yani burada tamamen siz değerli makine mühendisi meslektaşlarımın fikrini güçlendirmeye çalışıyorum. Yani tamamen fikrini güçlendirmeye çalışıyorum. Umarım fayda olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Her geçen gün daha güzel bilgiler vermeye gayret ediyoruz. YouTube katıl bölümüne gelmeyi unutmayın sayın meslektaşlarım. Aylık 25 TL. Şu anda 10 video yayınladım bugün itibariyle. Her bölüm videonun zaten eğitimini almaya kalksanız 700-1500 arası bir ücrettir. Bunu odanın da fiyatını alabilirsiniz. Özel piyasadan da alabilirsiniz. Ben bir yıl boyunca belki yüzlerce video paylaşacağım. 25 TL'ye sahip olacaksınız. Ha ben ne olacak? Sürümden kazanmayı hedefliyorum. Tutar tutmaz bu Allah'ın bileceği iş. Biz de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Var olun, sağ olun.